çok tepki verdiler. Yani bu kadar büyütecekleri bir şey yoktu. Hani her yerde hayvanlar denk geliyor. Dışarıda bir parkta da oturduğumuzda, bir şey olduğunda hani görüyoruz etrafımızda. Biraz fazla tepki verdiler. Sonuçta Buddy benim her zaman yanımda. Türkçe konuşalım. Hani wow falan yani bize uygun. Ben İngilizce öğretmeniyim. Wow, ben karışık yani konuşuyorum. Wow, wow çok kullanırım. Biz İngilizce Allah. Ben anlamıyorum şahsen. Wow anlamıyorum. Anlamadır wow wow'un yani. Wow bir böyle bir nida. Wow Türkçede wow de vardır ayrıca. Var ama yani this sonuçta amazing, amazing işte. Öyle demedi ki. Wonderful Türkçe falan kullanmıyor. Yani evet böyle bir wow masa değil dedi. Wow. Ben ne öyle konuşurum normal hayatta Serdem Beyciğim. Ne, yani? Ne kullanılır yani mesela wow yerine? Wow gelene ne kadar istiyorsunuz ne Dilek Hanım? Nasıl bir masa istiyorsunuz? Ben beğendim ben dedim, beğendim dedim. Yanlış anlaşılmasın. Hani beğendi wow değil, sade dedim. Wow diye bir masa göreceğiz. Şey. Wow dedim yani, wow değil dedim. Wow. Bir şey söyleyebilir miyim? Serdem Bey rahatsız oldu ya. Yani sevmiyorum ben böyle hani... Beyefendiciğim wow bakın biz üniversitede eğitim alırken öğrendik wow Türkçe ile İngilizceyi karıştırmamayı. Ama bazı kelimeler dilimize geçmiş ya. Siz onları burada kullanıyoruz mı yaşadınız? Ben Fransa'da 2 sene yaşadım, öyle Amerika'da mi yaşadım. Fransızca konuşun bari, ben çok severim Fransızcayı. Ben de çok tabii severim ama şu zaten an yeri değil. Savaş canım, l'addition s'il vous plaît diyerekten şöyle. L'addition s'il vous plaît. Tabii ki. Addition s'il vous plaît. Hesap mı isteyeceğiz? Tabii. Ya hesap mı isteyeceğiz Yemekteyiz programında? İsteyeceksiniz. Kendi kendime eğlendim. Evet, sevgili Dilek gel seninle başlayalım. Ya ben... İngilizce öğretmenisin, kaç yıllık öğretmensin? Evet, ben 25 yılımı tamamlayıp emekliye ayrıldım. Emekli ayrıldın. Lisede mi, ortaokul, ilkokul? İlhan Mehmet Örnekal İlkokulu. Bağdat Caddesi'nde bilirsiniz. Evet, evet. Kadıköy Anadolu Lisesi. Aa ne güzel. Ondan sonra da Boğaziçi İngilizce öğretmenliği. Ondan sonra... Bu arada özel bir kurumdan, Çağdaş Drama Derneği'nden drama öğretmenliği mezunuyum. Çok güzel. Çok bayağı bir okudum. Çok memnun oldum. Ben de böyle kıymetli ederim bir öğretmenimizi ağırlamaktan. Bütün öğretmenlerimize saygılar, evet, selamlar abi efendim. Hepsine çok iddialı bir meslek. Aslen nerelisin? Esas İstanbul. Anne baba Doma yedi bime göbek. Yedi göbekten. Hatta anne tarafı Saraylı, o yüzden Deli Saraylı derler bana. Deli Saraylı. Hafif bir şey hissettim böyle, hafif bir... Bir deli saraylılık estağfurullah var. Estağfurullah. Çılgın böyle, sever. Hep çılgındım ne ben. Ne güzel, takılar çok hoş. Türkiye'de yırtık kot yokken ben Almanya'dan gider yırtık kot alır giyerdim. O derece çılgınlık. Yani... Gözler orijinal mi? Ben onu merak ediyorum. Gözler orijinal lens. Bu da güzel. Orijinal lens. Orjinal. Çakma lens değil. Yaklaşık 15 tane renk lensim var. Gerçi hepsini kendi renginle. Hepsini takacağım. Şimdi ne var onu soracağım. Ela yeşil. Evet. Ela yeşil gözleri. Evet. Ne güzel, niye takıyorsun lens? Senin sıkıldım güzel. Bütün aile yeşil gözlü. Herkes yeşil. Daha canlı göstersin diye. Bak yeşil yeşil var ya. Bak, çok yeşil, sıkıldım. Takı merakı falan böyle nereden geliyor? O doğamda var işte. Ne zaman? Hoş kadın. Var? Her zaman. Yani kendimi bildim bile. Var mıydı yoksa? Hep böyle yoksa öğrenciler beni asansörün önünde beklerdi. Bugün ne giydin, ama ne taktın? Ama böyle renkli bir öğretmen olması da onlar için ne büyük şans. Motor peki kullanıyor musunuz? Ne? Motor. Motor. Hiç sevmem. Motorculara benzettim. Araba bir anda ikisi görünce. Her gümüş taka takan da motorcu mu olur? Yani beni benzeten benzesene. Trinity'ye benzetiyorlar. Derilerce. Ha, deri pantolon vardı. Peki. Deri pantolon. Oğuzhan biraz da seninle sohbet edelim. Oğuzhan İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul'da Beykoz'da yaşıyorum. Kavacık'ta aa yaşıyorum. Ne güzel yakınsın buradasın. Evet, buraya çok yakınız. Süper. Esas mesleğimiz bizim Kupi Center matbaacıyım ben. Matbaacı. Evet. Çok aynı güzel zamanda son 2,5 sene önce bir restoran satın aldım Kavacık'ta, lokanta. Aa. Hiç bilmediğim süper bir, hiç bilmediğim bir sektör. Yani yemek, yemek. Nereden geldi yemek sektörüne girme fikri? Ya şimdi benim çok eskiden beri bir hevesim vardı. İşte diyordum ki Kavacık'ta böyle bir köfte piyaz yapalım. Böyle bir yer yok çünkü yani köfte piyaz. İşte kulağıma söylesin şimdi bu duydu Gürbüz. Yarın kapında. Hemen bekliyorum. Biz de geliyoruz. Bizim bir Kavacık'ta pilav, nohut, tavuk satan bir yarışmacımız vardı. Oğluyla beraber adam kapatmış. Otobüsü, karavanı toplayıp bu kurutmuş çünkü. Kuruttular, iflas ettiler. Biz de gidelim ama kurutalım. Kavacık. Gelebilir miyiz? Geliriz. Tabii, her zaman. Peki sohbetimize gelelim, devam edeceğiz ama haftanın... O ne ya? Ekmek. Bu ben ekmeğimle hep yani her yere ekmeğimle. Burada da var ekmeği. Masada var Serdem Bey. Dışarıdan market bilmem ne ekmeği almıyorum. O ne ekmeği? Kendim yapıyorum ben. Kendi ekmeğimi kendim yaptım.
Gününüzde de yapacak mısınız? Ben böyle markette satılan ekmekleri sağlıklı bulmuyorum. Gününüzde de yapacak mısınız? Yok yapmayacağım. Çok zaman alıyor. 3 saatimi alıyor. Ama yani ekim ayalı buraya ekmekle gelip gününüzde marketten mi alacağız? Günümde de belki size hani böyle bir ikram olarak. İkram değil canım. Burada olan ekmeği madem yiyemiyor artık. Geçti yani. 5 gününde yiyemez misin buradaki? Burada da tahıllı ekmek var. Bu o zaman şova giriyor Serdar Bey. Neden? Ay niye şova girsin diye. Hayır şimdi burada ekmek var. Yiyemiyorsunuz. Kendi gününüzde de burada kendi yaptığınızın olması gerekmiyor mu? Onu da kendim yiyeceğim, getireceğim. Size de vereceğim. Allah Allah. Yapın o sırada. Tabii ki. Ekmeğimi böldüm de yedim. Size de vereceğim tabii. Ekmeğini bizimle paylaşacağım. Şey söyleyeceğim. Ama yani keyif almıyorum bu ekmeği. Serdar, seni anlıyorum olabilir de. Şimdi yarışma olunca bir de yarışmacımızın fikrini alalım. O rahatsız oluyor mu masada başka bir ekmek ya da yiyecek bir şey yani olmasında? Yani zaten getirmiş, açtı da. Aman yani bari yapmadınız ki. Ya izin vermezse kaldırmak zorunda kalırsın da onu söyleyeyim. Aa öyle mi? Tabii. Yok ekstra yani şu an benim şey için problem değil. Hani açtı bir de ekmeğini. Afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. Çilgi Body'den sonra şaşırdığım ikinci şey Serdar Bey'in ekmeği oldu. Enteresan bir şey. Yani hiç ne alaka anlayabilmiş değilim. Hiçbir dışarıdan ekmek almıyor. Kendim yapıyor diyor. Kendi tercihi, kendi gününde göreceğiz bakalım neler getirecek bize. Serdar Bey'in kendi ekmeğiyle gelmesi beni çok rahatsız etti. Bir saygısızlık olarak gördüm açıkçası. Benim günümde böyle bir şey yaparsa ben onu kaldırtıracağım masadan. Çünkü dedim ki kendi gününüzde de mi ekmek yapacaksınız? Hayır dedi, yapmayacağım dedi. Nasıl, ne getireceksiniz önümüze? Normal ekmek dedi. Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusuna geliyor olay. Ekmeğimle geldim, onu tepki gösteriyorlar. Çünkü kendim yapıyorum. Yalnız yaşıyorum. Yemeklerimi yapıp kendim yapıp yediğim gibi ekmeğimi de kendim yapıp yiyorum. Marketten ekmek almıyorum yani. Ayrıca onlara ne zararı var yani benim ekmeğim? Bana yani ya da onlara ne yani? Ben onların ekmeğini yemek zorunda değilim yani. Ha kendileri yapmış olsalar tadına bakar yerdim tabii ki. Sizin dediniz ya Almanya'ya yırtık kot almaya gidiyordum diye. Evet. Ekmek yapmadığım zamanlarda ben de Almanya'ya ekmek almaya gidiyordum. Yemin ediyorum. Süpersiniz. Almanya'ya bakkal muamelesi mi yaptın? Bir ekmek alayım da ben geleyim. Ben market alışverişlerimi oradan yapıyorum. Almanya'da? Evet. Niye? İki valizle gidiyorum. Çok bir mu? Kıyafetim diğerisi. Orada yaşadın mı sen? Yaşıyorum. Sürekli gidip geliyorum. Hala? Evet. İşimden dolayı da gidip geliyorum. İşinden ne? İş. İşin, ne iş yapıyordun yani sorum? Müzik, şarkı söylüyorum. Konserlere gidiyorum. Gerçekten mi? O yüzden de en çok sevdiğim şey Almanya'da market gezmek. Allah Allah. Bizde de çok güzel marketler var. Ne ekmeklerimiz yahu. Almanya'nın ekmekleri şahanedir. Şimdi kot almaya gitmek tamam da ekmek almaya gitmek... Hayır, kot burada yok muydu? Hayır, yırtık kot yoktu. Kendini yırtabilirsin. O zaman o vizyon... Ya bu nasıl bir yok yani... luxury bir durum yani. Luxury. İngilizce terim kullandım. İngilizce terim. Sizin için. Luxury. Sizin için kullandım. İngilizce öğretmenisin. Ama sizin ağzınızdan çıktı.